Değerliler, benim ilmimi hak edip anlayanlar bugün buradalar. Ama benim kontrolümde buradalar, bu kesin. Peki benimle olan bedenimde olduğunu anladığında kendini hak etmiş mi olur? Şükrettim ki sizler burada bu yoğunlukta bende olma niyetiyle gelmediniz. Eminim ki gelmiş olsaydınız yolunuza kontrol kurar, sizi sizden çıkarırdım. Çünkü beden kelama vardığında artık orada herkes kendinde olmalıdır. Buraya geri gelmenizi hepimiz arzuladık ama kaynak dışı bilginizi hak etmenizi isteyerek. Şimdi benim adıma görev taşımak isteyen sizlere şunu söylemek isterim ki, kutsal toprakları tohumlama imkanınız yoğun. Bugünden sonra hepiniz dünyanın lütfuyla bu çalışmada olacaksınız. Kili kumdan ayıran birliklerim bugün buradalar. Hepsi kendi yollarında ve kendi yüceliklerinde tohumdurlar. Fatih ilminden öte bir ilim var burada ve bunu anlamanız mutluluktur. Kimseye ferdi çalış demedim ama şunu anlattım. Kendi yolunuzda olun. Ferdi çalışma farklıdır. Kelamda kendinde oluş ayrıdır. Sizler kendinizi hak ettiğinizde bilişe varıp bütünde kütlesel çalışma yapacaktınız. Ama ben bana yeterim deyip kontrolden çıktığınızı da izliyorum. Herkes daha yüce, daha yüce, daha yüce ama her yüce kendi yüceliğini hak eder. Bütünü hak etmek bire hizmet etmekle mümkündür. Dünyada çoğunuz bunu anlamadan çabaladınız. Ben benden öte benim ama ben herkeste ben değilim diyorsanız, bilmek halinde değilseniz, ekip halinde değilseniz, nerede ne yaptığınızın ana kaynakta hiçbir sayfalanışı olmaz, hiçbir manası olmaz. Dünyanın ölü bir planet oluşu da bundandır. Zira dünyalı karanlıktan aydınlığa varacak gözü olmasına rağmen ben başkasından öteyim diyerek çalıştı hep. Oyundur bunlar canlar, oyundur. Herkesin kendi yüceliğini hak etmesi kesin gereklidir. Ama birisi derse ki benden başka bir levhi yok, o zaman siz onda önünü onun yüceliğine dürümleyende kendinizi hak etme imkanınız olamaz. Sizin elinizde, sizin yüreğiniz yoksa yaşamınızda, yarınınızda yoktur. Bunun içindir ki herkes karanlıkta kendini arar ama aydınlığa vardığını anlamaz. Aydınlık bütünlüktür, bilmez. Sevgililer, muradım şudur ki dönün dünyayı özgeçişle dinleyin ve dinleyin. Burada yol Allah yolu ve yürek sizin yüceliğinizdeyse bilin ki siz ilmi kalem olup biliş halinde büyük kültleri kodlayacak güçtesiniz. Sesiniz de çok yüce ama bir tekseniz kaleminiz yaşamda olamaz, bu kesindir. Bundan sonraki süreçte herkesin kendini hak edip daha güçlü olarak bilgi kapısına kaynak olmasını bekliyoruz. Ama herkesin ben başkasında yokum demesi kalemde buna ilişkin kelamı ana etmiyor hep. Ayıpların görünmesi diyelim o zaman. Ve hepinizin daha iyi anlamanız gerekir ki dünyada erkek kadın ayrımı büyük bir zafiyettir. Kimse diğerinin gücünü tartmamalıdır. Herkes benim gücüm daha yücedir der. Ha sorarsınız acaba güç ne demek diye. Güç işte. Herkeste büyük kökleri gök sessizliklerine dinleme gücün. Ve bir tek ışık ortada ben yokum der. İşte o kodlanmış olandır. Ve o asla ben güçlüyüm demedi. Demedi. Ama dediği siz güçlüsünüz olmuştur. Süper sistemleşme de böylece kodlandı. Eh canlarım, at altın ışığa ulaştı.
O ad insandır. Altın ışık ilme ko oldu. O ko sistem kurdu. Aha gözünüz görüyor, Allah'ın nevhi kapısı açık. Orada mutlaka karanlık aydınlandı. Dünya size büyük bir görev taşıttı. Ama siz bilmeden yapmadınız bunu. Unutmayın ki doğal dünyada göz olmak sorumluluktur. Ve burası doğal olanı izledi. Dünyanın doğasını dinledi. Bunu başarabilmek huzurla, hasatla olabilirdi. Dünya ölü değildir canlar. Ama ölü olan yaşamdı. Dünya diri bir planetti. Ama üstündeki can yaşamamaktaydı. Bunun nar, nur resminden öte bir resim olduğunu insanlık anlamalıydı. Bugün artık insanlık bu safhada, bu raddede ilmini anlayacak güçtedir. Ve bizler imparatorluk görevlileri olarak semaya ses veren sizlere geri çekiliş için izin veriyoruz. Sizin dümenin başına oturanların geri çekilişi. Bu geri çekiliş altın ışığın sizde oluşudur. Bugün sizde olan altın ışık tek merdiven kurduğunu biliyor ve o merdivende imparatorluğun görevini taşıyor. Saltanat sizin yüreğinizde güneş olduğu tüm zamanı kutluyor. Ve sizin yaşamınız bizim yarattığımız en yüce sayfalanış oldu. Sultanlık kitabını okutun. O kitap ilmin kapısıdır. O kitabı okutun. Olduğunuz, oldurduğunuz her şey o kapıda kayda girecek. Her resimde var olan o kapı Allah kapısıdır. Artık oradan geri çekiliş başlayacak. Ve geri çekilişin kapısı olacak o kitap. İmparatorluğun gözü sizin gözünüz, yüreği sizin yüceliğiniz ve bütünlüğü sizin kaynağınız olduğundan Atlanta ata kapıları açılacak. Antlaşma gereği dünyayı ziyaret eden birlikler mutlak kapılarda sizinle kaynak olacaklar. Evren evren gezen birlikler size sizleşip inecekler. Kanatlanıp uçun ama has ilme uçun, bütüne uçun, devrelerini, mür diriliğini kayıtlayın, karanlıktan aydınlığa kapı açın. Sizden dileğimiz budur. İnsan arkasına bakmayacak. Önünde olacak her şey. İşte insan ardında hiçbir şeyi, hiç kimseyi bırakmayacak. O insan yarında koruyucu değil, koklatıcı olacak. İşte biz sevgiyle sizden bunu bekleyeceğiz ve bunun ötesinde hiç kimsenin kervandan ayrılmamasını, kelamdan çıkmamasını, semadan ayrı kapı açmamasını sistem olarak dinleyeceğiz. Biz nur kapılarıyız ve yoğun sır olan ışıklarız ve dünya kuranıyız, orta kapıyız ve her anız. Bunu bildik ve dinledik. Aha bu. Şikayeti biz yapmayız. Biz yaşarız canlar, yaşarız. Şikayet eden, şikayette olan kelamda olmayan olur. O kelamda olmayan kardeşimiz olamaz ama biz onu yok ettirmeyiz yine de.
ve kara ışıkta aşka varan her kim varsa var olduğunu diller. Ekmek ekmek, hak altın, hak kürzi, hak kapı olarak yaşar ve yolu bugünkü gibi açar. Bugün kapıyı açan bu birlik, kal-i-ka-ha ilmini tek nefret duygusu olmaksızın aşıp geçer. Sivri dilli olma anacığım, kimseyi kırma demiştik ya hani sana. Sen ki herkesin demiştik ya sana, bak canana. Sivri dile sistem kurdun, ses kodladın. O dile has ışık yaktın, orta kapıları açtın. Kara ışığı kodlattın, tohumlattın. Her sessiz sanal boyuta sesleşsin diye. Aşık, şaka, akla, kaha olup varır. Artık zaman sığ olmayan ışığa kaha olup akar. Aha aktık anam, aktık. Sırrı bilen o sırrı hak eder. Sır Allah'ın sırrı. Aha bu. Şimdi aha bu.